Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çekmece tamiri yapacağız. Bu elimizde iki tane komodin var arkadaşlar. Komodinlerin çekmeceleri sallanıyor. Şuraları kırılmak üzere. Yani şimdi küçük bir tamirle bunları geri kazandıracağız. Çok basit, çok etkili bir yöntemle bunu sizin evdeki bütün çekmecelerde uygulayabilirsiniz. Hatta mobilyalarınıza bile uygulayabilirsiniz. Çok ucuz ve pratik bir şekilde, anlaşılır bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı ve etkili bir video olur. Şöyle iki tane komodimiz var. Bu ikisi üzerinde size göstereceğim. Diğerlerinde sizin çekmecelere göre, siz de kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Siz de kendinize uyarlayıp nasıl etkili bir şekilde yapabileceğinizi göstereceğim. Evet, şimdi çekmecelerimiz şu şekilde iki tane. Şimdi yakından göstereceğim size ne arızası var, nasıl yapacağız. Evet arkadaşlar, çekmecelerimizi şöyle yakından gösteriyorum. Bakın şuradaki boşluğa bakın arkadaşlar. Bunu tamir etmediğiniz zaman bu kesinlikle yerinden çıkar. Bunu oturtamazsınız. Ondan sonra çöpe atmak zorunda kalırsınız. Bunda da aynı sıkıntı var ama buradaki daha az. Şimdi şurayı tamir edeceğiz. Çekmeceler genelde şu şekilde yerinden çıkabiliyor arkadaşlar. Evet, biri sağında biri solunda çekmecenin. İki tane vidası var. Şu şekilde. Bazılarında böyle düğme vardır arkadaşlar. Böyle çıt edersiniz, bu yerinden çıkar. Bununki böyle yapılmış. Sizinki farklı olabilir. İki tane vidamızı şuraya koyuyorum. Daha sonra çekmecemizi çekiyoruz. Bakın şu an yerinden çıktı. Şu iki demir kaldı. Bunlar daha sonra tekrar aynı şekilde takacağız. Önce çekmecemizi bir tamir edelim. Evet arkadaşlar, çekmecemiz şu şekilde, iki çekmecemizi de çıkardık. Bakın arkadaşlar, yerinden çıkmış. Bakın kırılacak gibi. Şimdi bunu tamir edeceğiz. Bunu ne yapıyoruz? Öncelikle şu yuvaya oturtmamız lazım. Şu yuvaya oturtuyoruz. Bakın oturdu. Bu oturmazsa onu yapamazsınız. Şöyle vuralım. Şöyle tam yerine otursun. Evet, şu anda işlem görmeye hazır bir şekilde ayarladık. Bunu buraya bırakıyoruz. Daha sonra şu üründen almanız gerekiyor arkadaşlar. %100 kırılmaz şeffaf açılı çektirme. Şöyle kelebek de diyorlar buna. Bunun metali var. Metali vida kırıyor arkadaşlar. Metalinden değil, plastiğinden alın. Bunu alıyoruz. Şöyle kutu içerisinde de satılıyor. Tek tek de satılıyor. Ne kadar ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Evet, bu şekilde gözüküyor. Bu çektirme 3 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Dişi bir tarafı dişi, bir tarafı erkek. Bir tane de vidası var. Şu şekilde. Ne yapıyoruz? Şunu şuraya geçiriyoruz. Bakın şöyle. Şuraya geçiriyoruz. Kelebek oldu. Şu vidayı buraya sıkıyoruz. Bunu mobilyacılar çok kullanıyor arkadaşlar. Mesela bunu sabit yapıyorlar mobilyaları. Daha sonra mobilya taşıdığı zaman sadece şu vidayı çıkarıyorlar. Gittikleri yere tekrar aynı şekilde monte ediyorlar. Sıfır gibi mobilya tekrar monte olmuş oluyor. Hiçbir şekilde bozulmuyor işte bunların sayesinde. Şimdi bu tamam arkadaşlar. Sıktık böyle tornavidayla. Şu anda kullanmaya hazır. Hatta biraz daha sıkalım. Şimdi burada yapacağız. Her köşeye bir tane atacağız. Nasıl atacağınızı onun püf noktasında göstereceğim size. Evet, bu çektirme kelebek için 1,5 santimlik vida var. Şimdi bunun uygulamasını yapacağız. Şu şekilde. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koydum. Buraya bir kağıt parçası koyuyorum. Altına. Çektirme dediği olay oradan geliyor arkadaşlar. Bir tarafı sıfırlıyoruz. Diğer tarafı kendine doğru çekiyor. Bunun için şarjlı matkaba ihtiyacınız var. Burada oturuyoruz şarjlı matkabımızla. Şu vidayı sıkıyoruz. Evet, şöyle yapalım. Orada kaymasın. Bunu oturttuk. Vida daha sıkıyoruz. Önce bir tarafını yapacağız. Güzelce bunu da sıkıyoruz. Çektirmemizi oturtuyoruz. Şöyle görebilmeniz için. Şöyle yapalım. Daha sonra bu kağıdı çıkarıyoruz. Bakın şu arada bir boşluk kalıyor. Bu boşluk işte vida sıktığımız zaman bunu böyle çekiyor, gergide tutuyor. Şimdi orayı sıkıyoruz. Bakın bu kendine doğru çekti.
görüyorsunuz. Bakın. Şimdi burayı da aynı şekilde. Bakın. Şurayı da aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Bu kadar. Şimdi çekmecemiz taş gibi oldu. Böyle atsanız vursanız da bir şey olmaz. Bakın. Hiçbir şekilde atmıyor. Taş gibi sağlam oldu. Şimdi bu taraflarına daha iyisini yapacağız. Çekmecemiz daha iyi, daha sağlam olsun. Arkadaşlar bu çekmecemizi bitirdik. Şöyle dört köşeye bakın. Şu şekilde sağlam yaptık. Hiçbir şey olmuyor. Taş gibi sağlam oldu. Şimdi bunu yaptım. Size bunun bir tanesi böyle yakın çekim göstereceğim. Nasıl yapacaksınız püf noktasını. İnşallah güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet, öncelikle şunu alıyoruz. Şöyle bir dişi bir erkek. Şunu şuraya bir de alıyoruz. Daha sonra bunu buraya oturtuyoruz. Püf noktası ne arkadaşlar? Küçücük bir boşluk bırakacaksınız. Böyle ayarlayamıyorsanız bir tane kağıt falan koyun. Şu şekilde ayarlıyorsunuz. Kağıdımızı koyalım hatta şöyle. Şurada bir boşluk kalıyor. Şöyle 1,5 lof vidamızı alıyoruz şarjlı matkapla. Önce bir tarafı sabitliyoruz. Fark etmez hangi taraf olduğunu. Evet, şöyle 2 vidamızı attık arkadaşlar. Burada boşluk var. Bunu tam sıkıyoruz. Bir tarafını tam sıkıyoruz. Evet, şu kağıdı çıkaralım. Şurada bir boşluk var bakın arkadaşlar. İşte buna çektirme yapacağız. Bakın şimdi bu boşluk var. Bu boşluk şu an kapanacak bakın. Sıktığım zaman bu boşluk kapanacak. Çektirdi. Sıkıştırdı. Görüyor musunuz? Taş gibi oldu şu anda. 10 numara oldu. Burası taş gibi oldu. Sağlam oldu. Şimdi bunun dört tarafını da aynısını yapıyoruz. Evet arkadaşlar, çekmecelerimiz sağlam. Taş gibi yaptık. Bakın. Kesinlikle ayrılmıyor. Evet, şöyle bir yana alsanız gene bir şey olmaz. Taş gibi oldu. Şimdi biz bunları yaptık. Sıra şu çekmecelerin yuvalarına bakıyoruz. Buralarda sıkıntı var mı? Böyle gevşek, bakın mesela bu sallanıyor. Şimdi buraya da bir uygulama yapacağız. Şuna da bakacağız. Şurasına mesela. Bunu da buraya atacağız. Bakın. Şimdi buraya da bir tane daha atacağız. Ondan sonra çekmeceyi toparlayacağız. Bakın burada bu kadar boşluk kaldı. Şimdi biz bunu vidayla çektirip sıfırlayacağız. 90 derece yapacağız. Şu şekilde. Bakın. Şöyle görün. Bakın. Mobilya kendi toparlıyor bakın. Taş gibi oldu. Şimdi orayı da sıkacağız. Ha, normalde bu mobilyanın çöpe gitmesi lazım arkadaşlar. Ama küçük bir iki dokunuşla biz bunu kurtarıyoruz. Muhtemelen bu iyice yıkılana kadar kullanabiliriz. Evet, sapa sağlam oldu. Şimdi bunları çevirip monte edeceğiz. Şu şekilde. Komodinlerimizi de iyice sağlamlaştırdık. Taş gibi oldu arkadaşlar. Şimdi bunun montajını yapacağız. Geri nasıl takıyoruz onu göstermeye çalışacağım. Şunu alıyoruz. Şu şekilde. Bakın. Şu şekilde oturtuyoruz. Bakın. Şu metalleri görüyorsunuz. Bakın. Şunları. Oturttuk. Biraz geri çekiyoruz. Şu şekilde bakın. İleri vereceğiz. Evet, şurayı sıfırlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle getirdim. Alttan bunun karşılığına gelen yere bunun vidasını takıyoruz. Şu şekilde. İçeriden takılıyor. Evet. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde sıkıyoruz. Çekmecemiz çalışıyor. Şimdi diğerlerini aynı şekilde yapıp bitireceğiz. Evet.
Şimdi burayı yapalım. Çekiyorum sona doğru. Çekmecemiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde tam istediğimiz gibi oldu. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın.